Hemen arkamı dönüyorum. Merak ettiklerim var. Nasılsınız? Teşekkürler. Çok iyi. Her zamanki gibi çok güzel gözüküyorsunuz zaten. Siz de öyle. Nasılsınız? Elif'cim, Çiğdem'cim. İyiyiz, düzeldik. Dün biliyorsunuz olaylar. Çiğdem Hanım puanlama sonrasında gelinine 1, Tuğba'ya 5 verdi. Ve bunu bile bile yaptım dedi. Ve Elif'i hüngür hüngür ağlattı. Bu sana ders olsun dedi. Gaza gelme dedi. Sebebini açıklamayacağım dedin. Çatladım yani gerçekten. Elif çok yıprandı bu durumdan. Ben seni ilk defa öyle gördüm Elif. O kadar gücüne ne gitti onu çok öğrenmek istiyorum. Eteğimizdeki taşları dökme zamanı. Ben Elif'i böyle gözü yaşlı bırakmam. Neler oldu izleyelim. Ben bu konuyu çözeceğim. Bakın. Eti pişmemiş ama patlıcanı güzel pişmiş. Pilavı da ona ne zaman güzel pişmiş. Bana kızacak bu kız. Aç da görelim kimmiş bu gelin. Ben görmek istemiyorum. Aç. Elif tahmin ediyorum. Acı çıkartıyorsun benden. Acı çıkartmıyorum. Hınç seni alıyorsun. Kimse burada kurtarmaz. Ben kurtarırım anladın Hıncını mı? Hıncını alıyorsun benden. Ve bu tabağın senin olduğunu çok iyi biliyorum. Bile bile lades açarken dedi. Açarken de dedim bu Elif diye. Başkalarına uyarsan, başkalarının lafının etkisinde kalırsan olmaz. Sana anlatacağım her şeyi akşam evde. O zaman sen bana hani hak vereceksin. Ben çocuk değilim. Ben eğriyi doğruyu görebiliyorum. Kimse benim umurumda değil. Safsın. Çok çabuk herkese inanıyor. Onun o huyundan vazgeçirtmem gerekiyor. Hayır, üzülmeyeceksin. Ya bunu insan içinde bir şey yok ki. Bir şey yok ki. Senin iyi niyetini anlatıyorum ben burada. Sadece kayınvalidesi inanacak. Ama üzülüyor şu an. İnanmayacak. Hala İnanıyor modunu düşürüyor. Benim gelinimi nasıl dibe çekeceğini herkes burada hesaplıyor, planlıyor, kitaplıyor. Benim gelinim de iyi niyetiyle ay deyip modunu dibe alıyor. Gelinimi kimse üzemez. Üzemez yani. Benim gelinimi kimse üzemez. Akşam sana anlattım mı neden öyle kayınvalide zulmü yaptığını? Bayağı zulüm yapmışsın. Zulüm yapmadım kız. Aslında. Kendi bayağı. İyiliği için yaptım. Çünkü arkada Tuğba onu çok etkiliyor. Tuğba. Evet, Tuğba onu çok etkiliyor ve o günde bir takım şeyler söylendi. Bayağı benim gelinimi dibe çekti çünkü yemekleriyle gelinimle baş edemeyeceklerini biliyorlar. Ne demek o Tuğba? Ben ne yaptım arkada? Yok, arkada çok etkiledi, çok etkiledi. Tuğba arkada etkiledi. Tuğba arkada nasıl etkiledi? Şunu bir anlatsanıza, ne oluyor? Nasıl etkiledi? Ne yaptım? Elif, bir şey söyleyeyim. Arkada ben sana ne yaptım? Ne yaptı? Evet. Anlatabilirsin. Ben sana söyleyeyim. Ya etkiliyor. Şöyle dedim, etkiliyor. Kalbini kıracak bir şey mi dedin? Kalbini kıracak bir şey değil. Seni üzecek. Onunla alakalı değil. Bir dakika dur sen bakayım. Sen de biliyorsun olayın ne biliyorum. Olduğunu. Biliyorum. Aynısını tamam. Ben de etkilenmedim mi? Tamam o işte. Olay o. Ne? Ama ne? Olay ne? Bir konu var aralarında. Bunu gelmişler benim gelinimi anlatmışlar. Buraya gelen konuk misafirle beraber. Benim gelinim de şok Elif olarak. Sana gelip ben mi anlattım? Allah aşkına söyle. Beraber geldiniz. Ben size geldiğimde odaya. Hayır. Melike biz seninle duymadık mı? Evet ikimiz içerideydik. Sonra ben Elif'e kim söyledi görmedim. Kızlar bir dedikodu var ortada. Bir dedikodu ortada. Dolanıyor evet, ortada. Evet. Seninki de gaza mı geldi? Gaza geldi. Onunla bütün modu düştü. Bütün modu düştü. Benim de alakası var. Sen kendinden emin olduktan sonra neden modunu düşünüyorsun? Yok anne çünkü çok iyi niyet. Herkese in canım cicim de tamam. Elif'i tamam Allah bitir. Allah'ın adaleti. Ondan, kızım şey bak bizim böyle bir şeyimiz olmadığına göre sen kendine sağlam. Bütün modu düştü ama. Yemeklerine yansıdı, bana yansıttı nasıl öyle mi? Sen onlara mı inanıyorsun? Sen kayınvaliden seni tutar. Ben sana doğru yolu gösteriyorum. Şu an aynı fikirde misin? Yani sonuç olarak akşam dün gece konuştunuz ve hak verdin mi Çiğdem Hanım'a? Evet, evet. Ya. Tabii ki. Tuğba'ya özel bir şey değil. Genel olarak. Çok fazla bir dedikodu duyuyor. Çok fazla şeyler oluyor. Herkes... Şu an sinirleniyorum. Biraz es versin ben konuşacağım. Tuğba dedi. Tuğba'nın yaptığını açıklayacak. Ben odaya girdiğimde hayır. Kim vardı? Hayır. Sen ve senin yanında kim vardı ben odaya girdiğimde bu konular konuşulduğunda? O an ben sana gelip söyledim hayır, mi? Tuğba sen yanındaydın onun diye seni söylüyor. Şu an konuk burada olmadığı İkiniz için. İkiniz beraber benim gelinim yanında bu konuyu konuşuyordunuz. Melike. Efendim. Benim gelinim. Konuş. Bak vicdanınla konuş, Allah'ın adaleti var çünkü. Ben söyleyeyim. Söyle vicdanınla konuş ama.
Tuğba ile hazırlanma odasındaydık. Evet. Sonra bir konuk geldi ve bize bir takım şeyler söyledi. Evet, şok olduk. Biz şok olduk. Bir dedikodu verdi. Evet, aynen öyle. Hem de ekiple ilgili bir dedikodu. Biz de şaşırdık. Biz şaşırdık. Ondan sonra konuk dedi ki, Elif'i görürsen dedi, benim yanıma gönder dedi. Ben de tamam dedim. Sonra Elif benim yanıma geldi. Elif dedim, konuk dedim, seni görmek istiyor, sana bir şey söyleyecek dedim. Sonra Elif gitti. Ben geldiğimde kim vardı? Senle o yok muydunuz onun yanında? Bu konu konuşulmuyor muydu? Benim gelinimin bütün modu inmemiş miydi? Aynı mod bende. Ve o gün siz Nursel Hanım girdiğinizde hatta herkese anladınız. Olaydan evet, hiç haberiniz yok. Dün. Bugün herkesin bir modu düşük dediniz. Evet ya, dün buraya sanki biri gelmiş bir bomba bırakmış. Evet. Aynen öyle. Herkes bir tuhaf. Onların modu düşük de ben çok mutlu olsam haklılar. Benim de modum düşüktü. Senin de modun düşüktü. Yani ortada bir dedikodu var. Üstüne alınan alınmış anladığım kadarıyla. Aynen. Kalk aşkıma ya. Kalk. Kalk hadi. Tuğba. Yani o konu sanırım çok özel, özellikle hani açamıyoruz anladığım evet, kadarıyla. Evet. Ama ortalığı sağlam karıştırmış. Kalk tamam. Yani söylemiyorlar. Neyse o konu söylemiyorsunuz. Burayla ilgili. Evet. Okey, yani özelin... Tuğba'cığım, aynı gaza sen de geliyorsun. Şu an sen de modun düşürüyorsun. Sakin olun, vallahi bak. Ya bunlar çok normal. Çünkü bu hafta 14 bilezik var. Kim kimi düşürürse modunu. Yani... Ben düşürmüyorum. Tamam. Düşürmüyorsun ama bir ortak bir şeyiniz var. O da düşürüyor. Sen de. Bir şey yapıyorsunuz yani. Sadece sana ait, sana söylemiyorum bunu. Ben odaya girdiğimde kim vardı? Elif'in yanında, biri sağında, biri solda. Ben onu söylüyorum. İkimiz de aynı. Onu söylüyor zaten. Aynı konudan müsterisiz. Ben odaya girdiğimde sen zaten. Desene Elif, ortak söylüyorduk. Bir dinle, odaya girdiğimde Elif'in yanında kim vardı? Çiğdem'ciğim, sen şimdi hedef gösterdin. Sanki evladım. Sana sorduğunda. Sakin olun, bir sakin olun. Hedef gösterdin. Tuğba dediğin için şu an oda demir. Tuğba'ya konuk dedim. Tamam ama o konu Tuğba'yla alakalı değil. Onu biliyoruz. İkisi gelinimin yanında o konuyu konuşuyor. O konuyu ortaya kim attıysa lütfen üstüne alınan alındı. Haydi kendinize gelin. Ne yemek yapıyoruz? Tamam. Boş ver hiç. Dedikodulara da kulak asmayacaksınız yani. O yaştasınız. Var. Ben de evladıyım. Bir susalım hadi. Tuğba dedi ilk. Bir susalım. Bir sustuk. Sana da sarıldım. Çok tatlısınız. Hırsınızı yerim ben sizin. Tamam ağlama. Çiğdem kız, sen de az dilini tut. Annesin sen de. Ama bakın gerçekten ben böyle şeyleri tamam sen beni dinle. Az sakin ol. Tamam. Bak düşüyor kızlar. Kızlarımı yedirmem. Haydi tutun örtülerin ucundan. Tuğba'cığım, kurban olduğum. Biz bile düşüyoruz vallahi. Yani Nursel Hanım, ben şöyle söyleyeyim. Konuk bize söylediği zaman Tuğba'nın ilk defa haberi oldu. Orada olaylar bitebilirdi. Ay şu an ben bu anonsu yapacağım. Bana şurada ne olduğunu söyleyeceksiniz. Çatlayacağım yani. Tamam. Biri geldi bize bir şey söyledi. Güya buradan birisi diskalifiye edilecekmiş. Evet. Bunu da bütün gelinler acaba ben ne yaptım benim üzerim. Herkes stresine girdi. Arkadaşlar burada kale almanız gereken kişi benim yönetmen. Aynen. Kimse size böyle bir şey söyledi mi? Söylemedi. Hemen gaza geliyorsunuz. Üstüne niye alıyorsun mesela? Hayır ben üstüme değil. Bana atıldım. Sen Buran'a güveniyor musun? Güveniyorum. O zaman ağlama. Benim Buran beni aka çıkaracak. Sus o zaman onları ağlama. Pişman edecek ama. Tam hiç... Haksız bu konuyu olabilir. Kapatın. Düşürmeyin kendinizi. Ben sen yaptım demiyorum Tuğba. Bak yoksa Fatma 14 bileziği takılır. Anne evladım var ben de evladım. Bak evlatlarla bunun hiçbir ilgisi yok. Evlatlarla sen neyini karıştırıyorsun ki Tuğba? Ben seni yani, sen yaptın. Her şeyi sen yaptın. Senin yüzünden biz böyle olduk diyor muyum? Demiyorum. Ve biz seninle içeride oturuyorduk. Konuk geldi diyorum. Ben konuk ortalığı karıştırdım. Tamam mı? Topu ortaya attı ve gitti. Yani bunu sadece Melike'ye söyle ama... Ben sana mesajları gösterince diyeceksin ki evlatları Tuğba, evet. Karıştırma yani. Evlatlar kızlar, yani çocukları haydi karıştırma. Haydi sakin olun Tuğba'cığım. Sakin ol. Bana bak. Vallahi sakin ol. Haydi sil gözyaşını bakayım. Göreyim.
at saçını da göreyim. At şöyle bir. Kim diskalifiye edermiş beni de?